Onurlu geziler, hepiniz hoş geldiniz. Yine yeniden yeni bir geziyle sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz? Rahmi Koç Müzesi Çengelhan'dayız. Evet, arabaların önünde size merhaba demek istedim. Güzel bir video olacak, çok yorulacağız, çok koşturacağız ama güzel bir gezi yapacağız. Evet, gelin birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni gezelim. Rahmi Koç Müzesi'nin girişindeki arabalar gerçekten hemen dikkatinizi çekiyor. Arabalara doğru koşturdum doğrusu. Videomun başında arabaları da size detaylı gösterdim. Hemen yanı başındaki çeşme de oldukça ilginç. Mümkün olduğunca videomda size müzedeki bütün objeleri göstermek istiyorum. Hemen bir an önce müzeyi gezip sizinle buradaki eserleri paylaşmak istedim. Kapının girişindeki ilk odadan başlamak istedim. Evet, alt kat gerçekten muhteşem. Yani benim ruhuma çok hitap eden bir müze Rahmi Koç Müzesi. Evet, bundan sonra size başka müzeleri de tanıtacağım. Başka müzelerle de görüştüm, videolar çekeceğim. O yüzden müze benim için çok önemli. Ankara dışında olup bu müzelere gelmek isteyip gelemeyen herkes için güzel bir kaynak diye düşünüyorum. Ben de öyle gidemediğim yerlerdeki müzeleri özellikle YouTube kanallarından seyrediyorum. Sanki gitmiş gibi oluyorum. Eminim benim detaylı çekimim de sizler sanki Rahmi Koç Müzesi'ne gelmiş gibi olacaksınız. Ben çok inanıyorum buna. Görüyorsunuz müzedeki eşyaları, giysiler var. Evet, size onları da detaylı göstermek istiyorum. Tabii ki müzeye gelip canlı birebir görmek daha güzel ama imkanı olmayanlar için de videomla birlikte bu müzeyi gezmek oldukça güzeldir diye düşünüyorum. Elimden geldiğince de müzenin her odasını sizler için gezdim. Müzeyi dolaşırken her bölümde hayranlığınız bir kat daha artıyor. O kadar güzel koleksiyon var ki hangi odaya ne zaman girsem diye acele ediyorsunuz hakikaten. Ben de öyle bir an önce müzeyi gezeyim, her şeyi göreyim hevesindeydim. Müzenin bölümlerinin dışında koridorlara yapılmış o bakır eşyalar, arabalar hakikaten müzeyi sanki böyle bir çarşıda geziyormuşsunuz. Ne bileyim, bakırcılar çarşısında geziyormuşsunuz havasını veriyor. Ama müzede de birçok
sanatın, zanaatın hakikaten burada bölümlerde sergilenmesi gerçekten çok güzel. Birçok sanatkar, zanaatkar burada sanki bu bölümlerde çalışıyormuş da biz de o atölyeleri geziyormuş gibiyiz. Gerçekten çok güzel. Evet, bu at arabası da hakikaten çok güzel. Ne kadar güzel boyanmış, desen verilmiş. Renkleri de gerçekten çok güzel. Dedim ya, koridorlarda sanki böyle bir sokaktan geçiyormuşsunuz gibi. Burası da berber dükkanı. Dedim ya, sanki bir mahallede dolaşıyor gibisiniz. Evet, bütün detaylar düşünülmüş. Berber dükkanında ne varsa hepsi var. Burada da çocuklar için böyle at başlıklı bir sandalye var. Karşısında da ayna var. Orası da çocukların böyle eğlenerek saçlarını kestirdiği bir sandalye olmuş. Evet, bu dükkan da hakikaten çok güzel. Sevdiğim bölümlerden biri işte. Dediğim gibi sanki Bakırcılar Çarşısı'na gelmiş gibiyiz. Sanki bir dükkanın önünde gibiyiz, öyle değil mi? Ne kadar güzel. Evet, o bakırlar. Bir de ben bakır eşyaları da çok sevdiğim için herhalde. Gerçekten
Çok güzel bir yer. O siniler, tencereler, bakır ibrikler. Çok güzel hakikaten. Ben kendimi gerçekten sanki bakırcılar çarşısında geziyormuş gibi hissettim. Eminim bu videoyu seyrederken siz de öyle hissedeceksiniz. Görüyorsunuz fotoğraf makinesi bu da eski dönemin. Bu da gerçekten çok güzel. Belki teknoloji çok ilerledi ama bu fotoğraf makinesinin da yeri farklı. Dediğim gibi ben bakır eşyaları çok seviyorum. Ya da bu tarz yerler benim ilgimi çekiyor. O yüzden çok mutlu oluyorum. Aksesuar olarak da bakır eşyaları seviyorum. Gördüğünüz gibi burada da bakır yapan bakırcı heykeli yapmışlar. Burası da bakırcı dükkanı. Yani benim çok keyif aldığım bölümlerden birisi. Hakikaten keyifle gezdim. Keşke mümkün olsa izleyenlerden birkaçıyla müzeleri gezip böyle oralarda videolar çekebilsek. Bunu çok isterim tabii ama inşallah ileride bunlar da olur. Neden olmasın? Evet, burada da şapkalar var görüyorsunuz. Bu da çok ilgimi çeken bölümlerden birisi. Şapkalar, o eski şapkalar gerçekten çok şık, çok kaliteli eşyalar. Ben şapkaları da çok beğendim ve size şapkaları da göstermek istedim. Yine Çengelan'ın hatıra fotoğraf, o eskiden olan Çengelan Rahmi Koç Müzesi hatıra fotoğraf çektirme yeri. Ben de videomun bitişini orada yapmayı düşünüyorum. Evet, burada da sokak tabelaları var. Onlar da gerçekten çok güzel. Yani müzenin dokusu da çok güzel. O kadar güzel yapmışlar ki sanki müzeyi gezerken içini bir sokakta geziyor gibisiniz. Bir de güzel sergilenmiş bütün her şey buradaki. Evet, bu sokak tabelaları da benim çok hoşuma gitti. Keşke müzeyi oradan biriyle gezip daha detaylı bilgi alsaydım. Burada da boyacı sandığı var gördüğünüz gibi. Yine aslında bir sokağa sergilemişler. Yani sokak tabelaları, işte kunduracı, boyacı, kunduracının önünde o boya sandığı hakikaten çok güzel görüyorsunuz. Yani sanki beni aldığı yıllar öncesine götürdü. O kadar keyif aldım ki burayı gezerken. Evet, görüyorsunuz. Birçok atölye var aslında bu giriş katı gezerken. Burada birçok atölye ile karşılaşacaksınız. Kunduracı, demirci, bakırcı. Yani sanıyorum bu tarz yerleri yan yana gezmemiz için yapılmış ve hakikaten gezerken dediğim gibi bir çarşıda gezer gibisiniz. Görüyorsunuz ne kadar güzel dizayn edilmiş ve müzeyi gezerken hiç sıkılmıyorsunuz. Benim dikkatimi çeken şeylerden birisi de bu oldu. Hani bazen olur ya insan bir yere gider, hadi bir an önce bitsin gideyim. Hayır, ben tam aksine ya hiç bitmesin, biraz daha kalayım, biraz daha müzeyi gezeyim istedim. Ya tabii çekimde oldukça uzun zaman aldığı için hani tekrar dönüp gezme şansım da olmadı. Ama ileride böyle tekrar gidip çekim yapmadan gezmeyi isterim. Evet, burada da gördüğünüz gibi bir dokuma tezgahı var. Halı dokunan bir atölye burası da.
dünyayı gezmek için bütün gününüzü ayırmanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten gezeceğiniz çok alan var. Bir de daha önceki bölümde de size tanıtmıştım, biliyorsunuz Safranan var. İki tane müzede bölüm var. Bu iki bölümü gezmeniz için size epeyce bir zaman gerekiyor. Ama değer doğrusu, yani gezilmesi gereken müzelerden birisi diye düşünüyorum. Doğrusu ben bu videoların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz videolar öğretici, merak ettiğimiz birçok şeyi görebileceğimiz videolar arasında. Ben kendim de özellikle gezileri ve bu tarz videoları sevdiğim için benim için çok önemli diye düşünüyorum. Hem geziyoruz, hem öğreniyoruz, hem eğleniyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bu tarz videoları mutlaka seyredin. Sizler videoları seyrettikçe bu tarz videolar mutlaka daha çok olacaktır. İlginizi eksik etmezseniz, videolardan seyrederseniz, eminim daha iyisi gelecektir. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini sizlere sunmaya çalışıyorum. Bütün detaylarıyla göstermeye çalışıyorum. Görmek istediğiniz, ilginizi çeken yerleri de yorumlara yazarsanız, mümkün olduğunca oralara da gidip sizler için videolar çekmeyi isterim. Evet, müzede gezmeye devam ediyoruz. Daha gezecek çok yer var. Hakikaten dediğim gibi uzun zaman isteyen, geze geze bitiremeyeceğiniz müzelerden birisi. Ben müzeleri gezmeyi sevdiğim için orada vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Gittiğim her yerde de mutlaka müze ziyareti yapmaya çalışıyorum. Sizler de özellikle o bölgenin kültürünü görmek, tanımak istiyorsanız o gittiğiniz yerdeki müzeleri gezin derim arkadaşlar. Yani görerek öğrenmek kişide daha kalıcı oluyor. En azından bende öyle. Görerek öğrendiğim zaman kalıcılığı bende daha fazla. Eminim sizler de görerek öğrenirseniz sizin hafızanızdaki kalıcılığı da elbette daha fazla olacaktır. Evet, gezimize devam ediyoruz. Ve müzenin alt katına doğru yürüyoruz.
görüyorsunuz yolun güzelliğini. Çok güzel. Duvarda fotoğraflar var. Siyah beyaz fotoğraflar. Her iki duvarı da kaplamış. Merdivenlerle müzenin alt katına doğru iniyoruz. Şimdi orada da sizlere eserleri gezdireceğiz. Evet, burası Ali Rıza Eczanesi diyor. Burası bir eczane. Gördüğünüz gibi ilaçlar, eczacının evet. Çok güzel bir eczane oluşturmuşlar. Hakikaten çok güzel. Evet. Burada da ilaç yapmak için gördüğünüz gibi düveçler var. Bunlarla sanıyorum ilaç yapıyorlar. Evet, dönemin eczanesi. Görüyorsunuz ne kadar muhteşem. Yani bunu müzeyi size göstermeseydim gerçekten çok üzülürdüm diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Safranan'ı çekmiştik. Şimdi de Çengelan'ı sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Evet, burada da mikroskoplar var. Evet. Yani hakikaten zamanda yolculuk yapar gibiyim şu an. Bu da göz muayenesi için harflerin olduğu tabela. Evet, burada da göz muayenesi görüyorsunuz. Evet. Bu da diş oyma çarkıymış. Sonu da göstereyim. Bu dişçi röntgen cihazı. Bu da diş fizyoterapi aletiymiş. Evet, burayı da size göstermiş oldum. Burada genelde tıbbi araçlar var. Onları da şöyle bir göstereyim. Burada kondisyon bisikleti. Evet, bu odada tarım odasıymış. Burada dileme makinesi var.
Evet. Traktörler. Evet. Burada da gördüğünüz gibi traktörler var. Bu da öğütücü. Burada da kanı var gördüğünüz gibi. Kantar. Gördüğünüz gibi burada da gemiler var. Bu tarafta tesbihler, saatler var. Gezmeye devam ediyoruz. Yorulsak da size Rahmi Koç Müzesi'nin her yerini göstereceğiz.
arada da Rahmi Koç'un takdirnameleri, belgeleri, madalyaları, teşekkür belgelerini görüyoruz. Evet. Burası Rahmi Koç galerisi. Burada da Vehbi Koç hatıra tabağı var gördüğünüz gibi. Burası da Mustafa Koç'un eşyalarının sergilendiği bölüm. Görüyorsunuz onunla ilgili eşyalar, ona hediye edilmiş heykelcikler var. Yine kendisinin giysileri burada sergilenmiş. Fotoğraflar var Mustafa Koç'la ilgili. Yine bu bölümü gezerseniz, evet, Mustafa Koç'un eşyalarını daha yakından görürsünüz. Evet, şimdi onun kayak takımını görüyoruz. Evet, bu gördüğümüz kayak takımıymış Mustafa Koç'un. Hemen yanında olan da kendisinin dalgıç giysisiymiş. Onlar da bu bölümde sergilenmiş. Söylediğim gibi bu bölüm Mustafa Koç'a ayrılmış. Onunla ilgili eşyalar da burada sergilenmiş. Evet, resimlerini de görüyoruz yine odada. Dediğim gibi çok güzel bir yer. Evet, yine giysisi ve orada Mustafa Koç yazan 12 numaralı da formayı görüyoruz hemen burada. Evet, onunla ilgili giysileri dediğim gibi bu bölümde sergilemişler. Ya gerçekten çok güzel dizayn edilmiş, çok güzel hazırlanmış bir bölüm. Bence herkesin gelip burada bu ortamı yaşaması gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii ki birebir görmek çok daha güzel. Yine giysisi gördüğünüz gibi burada. Eminim geldiğinizde daha heyecanlanacaksınız. Ya ben heyecanlanıyorum. Evet.
Evet, burası biraz denizaltı objeleri var. Evet, görüyorsunuz. Dalış elbisesi, Rus donanmasının. Gemici konsolu. Evet, burada da African Queen modeli var, görüyorsunuz. African Queen filminde kullanılan ailesindeki teknenin modeli bu da. Evet, bu da filmin afişi. Humphrey Bogart ve Catherine Hepburn oynamış. Evet, Catherine Hepburn severim. Sevetmiştim. Humphrey Bogart da öyle, onu da çok severim. Ama bu filmini seyretmedim. Seyredeceğim en kısa zamanda. Evet, burada da şişelerin içinde gemi modelleri var. O da çok güzel. Bölümde daha çok gemi modelleri var, gösterdiğim gibi. Evet. Evet, şurada yelkenli modeli. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel gemi modelleri var. Müzeleri çok seviyorum. Yani eskiye dair objeleri, maketleri görmek hakikaten beni çok mutlu ediyor. Benim gibi düşünenler vardır. Size bol bol müze gezisi yapacağım. Yine Çengelhanı'da gezmemiz için bize destek olan Mehmet Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Evet, bu gördüğünüzde Kuzey Denizi'nde kullanılmış bir balıkçı teknesi modeli. Burada da söylediğim gibi kayıkların, gemilerin
maketleri var. Üst kat daha çok gemi, kayık, yelkenli modelleriyle sergileme yapılmış. Ya eğer ilginiz varsa gemilere mutlu olacaksınız.
bölümde de denizcilik ekipmanları var gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Denizcilikte gerekli ekipmanlar bu bölümde sergilenmiş. Gayet de güzel. Ben hep söylediğim gibi eskiye dair kullanılmış ya da eski teknolojideki her şey oldukça dikkat çekici. Evet, İngiliz plenti son firması tarafından Newbury'de yapılan buhar kazanı modeli. Bu da 3 safhalı deniz buhar motorunun çalışır modeli. Evet, muhteşem bir odadayız. İşte benim çok ilgimi çeken odalardan birisi. Ahşaptan yapılmış Amerikan blok bina koleksiyonu. İşte koleksiyonlara da bayılırım. Ben de magnet koleksiyonu yapmıştım dünyayı gezerken. Burada da ahşaptan yapılmış Amerikan blok bina koleksiyonu. Evet, Amerika'daki evlerin modelleri. Çok güzel. Böyle maketleri seviyorum. Hakikaten ustalık da var. Yani çok seviyorum maketleri. Evet, burada da ahşap el oyması figürler ve büstler var. Görüyorsunuz. Çok da güzel. Gerçekten ustalık isteyen çalışmalar. Ben çok seviyorum bu tip çalışmaları. Yani keşke fırsat olsa koleksiyonlar yapılabilse. Ben de dediğim gibi magnet koleksiyonları yapıyorum. Bu odada da metal ve ahşaptan yapılmış oyuncaklar var. Görüyorsunuz. Bunlar da çok güzel. İngiliz ve Amerika yapımı buhar makineleri. Tekne, oyuncak, vinç. Görüyorsunuz çok güzel oyuncaklar bunlar. Robotlar. Ama çok tatlı. Gerçekten çok güzel. Evet, burada arabaları görüyorsunuz. Orada da tren modeli var. Evet. Yani müze gerçekten ciddi bir koleksiyona sahip. Yani müzede olması gereken her şey var. Yani buraya zaten yani bütün bir gününüzü ayırmanız lazım. Yani mümkün değil birkaç saatte gezebilmek. O yüzden bütün bir gününüzü ayırın ve müzeyi mutlaka gezin. Çok rahat gezebileceğiniz bir müze. Ama söylediğim gibi bütün gününüzü ayırmanız lazım. Böyle hepsini göreyim, müzeyi tam anlamıyla gezeyim derseniz
bütün gününüzü buraya harcamanız gerekir diye düşünüyorum. Ama değer, yani ben birkaç defa geldim. İki defa da biliyorsunuz çekim için geldim. İşte gördüğünüz gibi Çengelhan'da daha çok denizcilikle ilgili işte tekneler, gemi maketleri. Evet, çok da güzel. Yani bu bölümde sizlere videosu çekip gösterilmesi gerekirmiş. Gördüğünüz gibi yine çok yorulduk, çok gezdik. Rahmi Koç Müzesi'nin her yerini gösterdik. Adım adım Çengelhan'ın önünde veda etmek istedik. Güzel bir videoydu, eminim yine çok beğeneceksiniz. Çengelhan çok daha farklı. Başka videoda görüşeceğim. Evet, videoyu kapatırken beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda, bir başka gezide görüşeceğiz. Hoşça kalın.